Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz şöyle çokalık suyuyla arkadaşlar, peynir suyu, çokalık suyu diyelim arkadaşlar. Burada kuru mayam, tuz, burada unum var arkadaşlar. Şimdi onu güzelce bir hamur yoğuracağım arkadaşlar. Şöylece aha doktum, vallahi doktum, dokundum. Arkadaşlar şimdi şöyle şuraya bir çanak yapıyorum. Şöylece arkadaşlar şu şekil 2 çay kaşığı kuru maya koydum. Tezgahsın deyin arkadaşlar. 2 kuru. Şimdi şöylece de tuzunu ilave ediyorum. Tuzunu koydum. Şimdi burada arkadaşlar peynir suyumu, görmüş olduğunuz peynir suyuyla yoğuracağım. Çokaleğin suyuyla yani. Bismillahirrahmanirrahim. İlk elimle şöylece arkadaşlar şu şekil iyicene şöylece arkadaşlar gördüğünüz gibi cıvıttım. Şöylece bunun hamuru cıvık olacak arkadaşlar. Sabahtan beri böyle bu şekil yoğuruyorum. İlanım ufak arkadaşlar, büyük ilan olsa şu şekil şöylece. Olmuş. Güzel olmuş mu? Ellerimize kollarımıza sağlık arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi denemesin. Annem babam bu çörek gibi istiyor. Yani babam uğraştan yani yapmasam olmuyor kızım. Şimdi kocam bunu yapıyor. Çörek. Biz sinir vereceğim. Dur. Sana vereceğim. Ne olur. Ocak ısınmadı mı? Hemen ısınmayın burayı. Bu çöreğin adı Gülleyin mi? Gülleyin. Gülleyin, Gülleyin. Bu nasıl yoğurdun? Tarifini verdim. Verdin mi tarifini? Evet. Süt aldım. Süt kesildi. Ben onu ziyan etmedim. Onu çokalık suyuyla yoğurdum kızım. Çokalık suyuyla. Şunları hiç sevmem bayağı hayat. Canım köy yeri olur. Geliyor. Tamam dışarıda kalmış. Arkadaşlar pişireyim. Bir şey korusun bunu şey. Tamam. Bakın arkadaşlar benim oğlum da dışarıda kalmış. Ne oldu annem? Pişsin de verelim sana.
aşkım. Arkadaşlar bakın. Bu böyle kabarıyor. Bu böyle kabarınca ne yapıyoruz biliyor musunuz? Anne, şimdi ne yapacağız? Hayır, şurada dip olacak kızım hepsi. Ah, pişince ters çevireceğim. Öğrendim, bak yapıyorum. Aynen. Delik delik, önemli, en önemlisi arkadaşlar. Böyle şu şeyler var ya, geçsene kızım yanından. Şunlar böyle delik delik olması bak şöyle. Onlar şöyle piştiği zaman, ondan sonra altı çiğ kalmaz. Hep böyle olunca çevireceğim arkadaşlar. Bu da herhalde yine olur bayağı bir. Ama bir şey söyleyeyim, düzgün yapmamışsın. Tam köşelerine yaymamışsın. Seni geçen komşu dedik ya. Hı-hı. Doğru kaldırmayı, onun için kalkması değil, mazur tam şuraya kadar gelme. Ha, anladım. Ben hiç güveniyorum. Anladın mı? O kalkmadı ondan. Bayağı bir yağda sürdüm ama yine de üstüne de yumurtanın şeyini sürüyorum. Yumurta, aynen. Duman da dışarıda kaldı şeyini. Ah biz bundan sonra ters yöreceğim. Ara pişireceğim güzelce. Bir arkadaşlar. Vallahi bunu annem böyle ters çevirdi. Nasıl olduğunu ben bilmiyorum ama arasından böyle bakın. Duman çıkıyor. Çok değişik kokusu var. Bakalım nasıl olacak merak ediyorum. Annem de bu arada şöyle göstereyim. Burada odun toplamaya gitti. Odun topluyor. Alıyor. Ters çevirmişsin. Neyi? Ters çevirmişsin. O öyle mi kalacak? Pişecek mi? Arkadaşlar bakın. Bir şey yok kızım. Bana vurmayınca. Demek ki. Şu hamura yumurta çekeyim mi? Ellerimde giyiyorum. Yapıyorum. Ne yapıyorsun şimdi? Hiç konuşmuyor. Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? İş başındayım. Kendi yetmiyor. Arkadaşlar, doğal gübre. Doğal gübre. Bunsuz olmuyor değil mi? O şey yoruyor. Yanma. Oydan onun karışığı yoruyor kızım. Elime. Arkadaşlar. Annem onu koyunca arkadan bakın nasıl ateş çıkıyor. Gördünüz mü? Ne yapıyorsun anne? Ne yapayım kızım? Ne yapayım yavrum? Karşımdayım. Su serpiyorum. Su? Hı hı. Bakalım. Kaldırmak için. Yapsın. Şimdi yavrum. Üzüne. Ya. Yağ sürüyorum yavrum. Şöyle. İnşallah kaldı kızım. İlk defa yapıyorsun. He? İlk defa. İlk defa mı? He. Nasıl ilk defa? Bunu ilk defa yapıyorsun. Şöyle mi? Evet. Yaptım ya. O zaman bana bir kere daha yaptım ya. Hatırlamıyorum sen. Şimdi kızım. Biraz böyle kesiyorum arkadaşlar. Biraz ince olmuş bu arkadaşlar. İnce olmuş senin görüşü renk. İnce olmuş. Hangi kesin? Baba usta şey kızım. Kendi resim yaptım galiba. Evet. Biraz şurasını da kalıp koyacağım ya. Niye diyeyim? Kurarsam anne. Hı. Böreği değil mi? Gülleyin mi? Gülleyin. Gülleyin.
daha bir şeyler var arkadaşlar. Bilemiyorsun ki yanacak değil. Ardında yani şöyle pişmesi lazım. Biraz daha bir şey. İyi, birimiz de böyle ettik mi? Aynen. Hepsini arkadaşlar bir yapalım. Yapınca görüşelim. Aynen. Bakalım ocak boşa yakmayı yapmak istiyorum. Arkadaşlar hepsini yapınca dilerseniz görüşelim. Bu arada ben artık arkadaşlar biraz dumanın ve tozun içinde çok fazla duramıyorum. Boğazım tahriş oluyor çünkü. Hocam biraz şöyle yapınca yapmayacağım. Şöyle kalınsın gibi. Evet. Arkadaşlar hepsi pişince annem sizlere gösterir. Ben şimdilik gidiyorum. Hoşça kalın.